Arkadaşlar merhaba. Programın 7. versiyonunu oluşturdum. Bir meslek büyüğüm bazı önerilerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Onunla yaptığımız konuşmalar doğrultusunda birkaç farklı bir şeyler kattık programa. Size bunları tanıtmak istiyorum şimdi. Veri girişine girdiğiniz zaman birkaç değişiklik var. Ayarları değiştir diye bir buton var şu an. Şöyle bir şey düşündük. Yani programın mesela bazı kriterleri var. Yani çalışırken işte 30. gün ultrasonla gebelik muayenesi gibi. Şimdi şöyle düşündüm. Diyelim ki bu adamın ultrasonu yok. Yani elle muayene yapıyor. Gebelik muayenesi yapıyorsa. Yani 30 çok düşük bir rakam olabileceğini düşündüm. Mesela bunu kendisi ayarlasın yani. İster 45 yapsın bunu, ister 60 yapsın. Yani ikinci gebelik kontrolünü 90 değil de 150 yapsın veya 120 yapsın diye düşündüm. Ve diğer kriterler de aynı bu şekilde. Yani istediği gibi değiştirilebilir formda olsun diye düşündüm. Örneğin şöyle yaptım. Ayarları değiştir dediğimizde butona tıkladığımızda program ayarları geldi. Şimdi burada birinci gebelik kontrolünü standart değerler var. Yani 30, 120, 60 işte involüsyon kontrolü 30, uterus toplamış mı? İşte 30. gün işte düve tohumlama ilk yani tohumlanabilir diye bize bir uyarı vermesin. 420 yani 14 aylıkken bunu istersek 13 ayla 390'a çekebiliriz örneğin. Yani kızgınlık bekleme süresi gönüllü bekleme yani 45. gün olarak koydum. Belki bunu biz 45 olarak koyduk. Program kullanıcısı bunu 40'a çekebilir. İşte 50'ye çekebilir. 45 ile mesela protokol başlatmada 45 ile mesela kızgınlığa gelmedik. Hala 90. gün olduğunda artık protokol başlasın gibi bir ibare oluşturabiliriz. İstersek bunu 120'ye çekebiliriz. İstersek 40'a 80 yapabiliriz gibi bazı kriterler var. Şimdi onlarla ilgili birkaç bir şey göstereceğim. Mesela sütten kesme yaşını mesela 60 gün kriteri var. Biz bunu istersek 50 yapabiliriz. İstersek 40 yapabiliriz. İstersek 80 yapabiliriz. Yani bu programı kullanıcı kişi kimse istediği gibi değiştirebilir. Örneğin mesela şimdi 60. gün diyor. Diyelim ki bunu 45. gün yaptı. Örneğin gördüğünüz gibi 17-12-2017 tarihinde uzay sütten kes şeklinde geldi. Normalde nasıldı? Mesela buraya tıkladığımız zaman da standarta getiriyor. 60 günlükken kesiyor. Yani bu erken oluyor 60 günlükken. 45 gün dersek 17-10-2017 kesilebilir bir yaş. Yani diğeri 60 gün olan artık uzay sütten kesilmiş formda görünüyor. Yani programın ayarını değiştirdiğimiz zaman bu şekilde. Örneğin işte buradan mesela bir şeyler göstermek istiyorum. Örneğin ikinci gebelik kontrolü mesela 120 gün olarak görünüyor. Basıyoruz 90 mesela. Gördüğünüz gibi kriterler değişti. Bunu 120 yapabiliriz. İstersek 150 gün yapabiliriz. Örneğin bunu 30 değil de 45 yapabiliriz. İstersek mesela 60 yapabiliriz. 60 yaptığımız zaman programın ayarları direkt değişti. Peki bu kadar oynadık. En sonunda diyebiliriz ki ya programın kriter aldığı yazan standartlar var. Bu standartlara hepsi geri gelsin. Tüm ayarları sıfırla dedik. Gördüğünüz gibi tüm ayarları sıfırlaya tıkladığımız zaman bütün ayarlar eski halini aldı. Yani şimdi kapattık mesela. Artık mesela veri girişine tekrar tıkladık. İşte ayarları değiştire tıkladık. Direkt mesela o an bıraktığımız yani o an nasıl bıraktıysak öyle geliyor. Örneğin şöyle düşünebiliriz. Mesela sütten kesmeyi 45 yaptık. Kapattık mesela. Programımızı açtık. Yani dedik ki düşündük acaba benim ayarlar ne durumda? Ayarlara bir baktık. Gördüğünüz gibi 45'te duruyor. Yani o an neyse ona göre devam ediyor program. Peki dedik ki ya böyle olmaz. Biz bu ayarları tekrar sıfırlayabiliriz. İster bireysel sıfırlarız. İster mesela 45'ti,
İstersek tümünü sıfırlayabiliriz. O şekilde programı böyle bir özellik kattık. Bu şekilde kullanıcı istediği gibi veri girişlerini değiştirebilir. Yani dediğim gibi örneğin ultrason vardır. 30. günde bakabilir. Kimi 29. günde görebiliyordur. 29 yapabilir bunu. Daha sonra mesela örneğin ultrason yoktur. Bunu 45'te yakalıyordur. 45'te bakıyordur. Bunu 50 yapabilir. İşte mesela ikinci gebelik kontrol dediğimiz gibi orada gördük yani 90, 50, 120, 150 gibi değiştirilebilir yani. Yani mesela burada şey de vardı, onu da gösterebilirim. Kuruya çıkarma süresi örneğin o da var. Mesela 60. gün, diyelim ki 50. gün kuruya çıkarmak istedik. Gördüğünüz gibi uygulanacak işlemler hemen değişti. Mesela tüm ayarları sıfırla dedik, gitti mesela. Tüm ayarları sıfırla dediğimizde tekrar mesela kuruya çıkartıp 50 yaptık. 50. gün dedik, buradaki gördüğünüz gibi örneğin gitti. Tekrar mesela sıfırla dedik. Buraya çıkar vakti erkene geldiği için yani süre olarak değişti yani. Onu göstermekte. Involüsyon da öyle yani. İşte uterus toplanmış diye 30. günde de bakılabilir. Bunu isterseniz 35 yapabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının mesela üvey tohumlama yaşı 420 değil de 390 gün olur mesela. Ona göre bütün sistemdeki ayarlar buna bağlı olarak kendini değiştirecektir yani. Tüm ayarları sıfırla deriz örneğin. Tüm ayarlar şu an sıfırlandı. Dediğim gibi programı böyle bir özellik kattım. Bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.